İnsanlığın Ay'a geri dönüşünü anlattığımız Artemis serisinin 4. videosunun konusu, Orion ile Ay'a giden astronotları Ay yüzeyine indirecek Lunar Starship iniş aracı. SpaceX tarafından yürütülen Starship programının içinde bulunan bu araç, Starship'in varyantlarından biri. Peki Lunar Starship Ay yüzeyine nasıl astronot indirecek? Teknik özellikleri neler ve diğer Starship'lerden ne gibi farklılıklara sahip? Artemis görevlerinde Lunar Starship'in önemi çok büyük. Dünyadan SLS ile fırlatılıp Orion uzay aracı vasıtasıyla yüksek ay yörüngesine geldikten sonra astronotlar ay yüzeyine inmek için Lunar Starship'e geçiş yapacak. Lunar Starship astronotları sadece ay yüzeyine indirmekte kalmayacak, aynı zamanda ay yüzeyindeki görevleri boyunca astronotlara büyük bir barınak olacak. Ve yüzey görevinin sonunda Lunar Starship astronotları yüksek ay yörüngesinde bulunan Orion uzay aracına ya da Gateway uzay istasyonuna sağ salim bir şekilde geri getirecek. Lunar Starship'in ay yüzeyine nasıl insan taşıyacağını gördüğümüze göre şimdi işin teknik kısmına gelebiliriz. Lunar Starship'in teknik özelliklerini incelemek için bu aracı 3 kısma ayırdık. Bu kısımlar ise motor bölmesi, yakıt tankları ve yük bölmesi. İlk olarak motor bölmesinden başlayalım. Lunar Starship şu an bildiğimiz kadarıyla 3 vakum ve 3 deniz seviyesi Raptor motoruna sahip olacak. Raptor motorları Lunar Starship'de genel olarak ay yörüngesine ulaşmak için kullanılacak. İnişte ise belli bir mesafeden sonra bu son derece güçlü motorların yüzeyde açacağı krateri önlemek için normal Raptor motorları kapatılarak yakıt tanklarının hemen üstünde bulunan iniş motorları kullanılacak. İkinci ana kısım ise yakıt tankları. Tıpkı diğer Starship varyantları gibi Lunar Starship'te yakıt olarak sıvı metan ve sıvı oksijen kullanıyor. Ancak Lunar Starship'in en büyük sorunlarından biri de burada başlıyor. Ay yüzeyinde metan ve oksijeni sıvı halde tutmak. Hem metan hem oksijenin sıvı tutulması için ortalama olarak -150 derece sıcaklık gerekiyor. Lunar Starship'e doğrudan çarpan güneş ışığını Starship'i ısıtacağını düşünerek yakıt tanklarının -150 dereceye kalması için inanılmaz miktarda enerji gerekecek. Üçüncü kısım ise belki de Lunar Starship'in en avantajlı olduğu kısım yük bölmesi. Yörüngede yakıt ikmali sayesinde Starship uzak mesafelere inanılmaz miktarda yük taşıyabiliyor. Öyle ki Lunar Starship yapılan yakıt ikmali bağlı olarak ayağa 100 tondan fazla yük taşıyabiliyor ve bu oldukça önemli bir miktar. Starship'in yük bölmesi ise bu 100 tona ek olarak aya giden astronotlar için oldukça ferah bir yaşam alanı sağlayabilir. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda olan bu bölme bir apartman büyüklüğünde. Bu bölmenin insanlı görevler için nasıl dekore edileceği henüz belli olmasa da her biri 4 metre yüksekliğinde 5 kata sahip olması oldukça muhtemel. Bu 5 kattan ilki hava kilidi olarak ayrılmış durumda. Diğer 4 kat ise mürettebatın yaşam destek sistemlerini içeriyor. Ayrıca 5. kat bir adet kenetlenme portuna sahip olacak. Bu kenetlenme portu astronotların Orion uzay aracından ya da Gateway'den Lunar Starship'e geçiş yapması için kullanılacak. Lunar Starship diğer Starship'lerden oldukça farklı bir tasarıma sahip. Görüldüğü gibi Lunar Starship'te kanat ve kanatçıklar, ısı kalkanı ve metan ve oksijen öncül tankları gibi Starship'in dünyaya geri dönmesini sağlayacak parçalar yok. Lunar Starship'in diğer Starship'lere göre farklı olmasının sebebi ise Lunar Starship'in dünya yüzeyine geri dönmeyecek olması. Lunar Starship'in bir başka farkı ise paslanmaz çelik gövdenin tamamen beyaz renge boyanmış olması. Lunar Starship sürekli uzayda olacağından ve devamlı güneş ışığına maruz kalacağından dolayı aracın tankında bulunan yakıt ısınarak sıvı halden gaz hale geçecek ve bu durumun önlenmesi için Lunar Starship beyaza boyanarak maruz kaldığı güneş ışığını yansıtabilecek ve bu şekilde yakıtının ısınmasını engelleyecek. Lunar Starship insanlığın tekrardan aya ayak basmasında kritik bir rol oynamakla beraber insanlığın ay yüzeyine yerleşmesine büyük bir katkı sağlayacak. NASA'nın Starship'i seçmesi aslında göründüğünden çok daha önemli. Çünkü bu seçim NASA'nın Starship'e güvendiğini gösteriyor. Ve bu işbirliği sayesinde SpaceX uzun zamanda derin uzay görevleri için çok büyük bir deneyim elde edecek. SpaceX ve aynı zamanda insanlık Lunar Starship ile Mars'a bir adım daha yaklaşmış olacak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.